Gerilim giderek tırmanıyor. Karşılıklı tehdit mesajları da peş peşe geliyor. Dünyanın gözü kulağı Amerika-İran krizine çevrilirken halk meydanlara döküldü. Irak meclisi de ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Liderlerse açıklamalarıyla adeta yangına körükle gitti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı tehditler artan şiddetle devam ederken öldürülen general için dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenmişti ilk tören. Cenaze vatanına ulaştı, merasim Ahvaz kentinde devam etti. Binlerce İranlı gün boyu meydanlardaydı. New York ve Londra'daysa savaş karşıtı protestolar düzenlendi, savaşa hayır sloganları atıldı. Dünyanın gözü kulağı İran'daki törenlerdeydi. Bir taraftan da Donald Trump, Ali Hamaney ve Hasan Rouhani'den gelen açıklamalar an be an takip edildi. Trump Twitter üzerinden sürdürdü mesajlarını. Yıllar önce rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen 52 hedef tespit ettik dedi önce. Ardından da saldırılar sürerse İran kültürü için çok önemli bu hedefler imha edilecek diye ekledi. ABD Başkanı son dönemde savunma teçhizatı için 2 trilyon dolar harcadık diyerek de gözdağı verdi İran yönetimine. Dünyanın en büyük ve en güçlüsü biziz. O yepyeni ve güzel silahlarımızdan birini hiç tereddüt etmeden kullanırız diye uyardı. Kırmızı savaş bayrağını çeken Tahran'da tehdit etmekte Trump'tan geri kalmadı. Kasım Süleymani'nin intikamını mutlaka ama mutlaka alacaklarını ilan etti devrim muhafızları. Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir açıklaması yaptı. Allah, Allahu Ekber, Amerika'sı. İran'daki protesto gösterilerinde intikam yeminleri edildi, ABD'ye ölüm sloganları atıldı. Ahvaz ve Meşhed'den sonra yarın Tahran ve Kum kentlerinde de tören düzenlenecek General Süleymani için. Cenaze salı günü memleketi Kirman'da toprağa verilecek.